Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı anlaşma uyarınca barış gücü olarak Karabağ'a konuşlanan Rus güçleri amacının dışına çıkarak işgal gücüne dönüşmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca görev yapacak 1960 barış gücü unsurunun sevk edilmesi kararlaştırılırken, Rusların farklı isim ve görevlerle bölgeye gönderdiği personel sayısının 5000'i aştığı ifade ediliyor. Rus yönetimi, mevcut askerlerin yanı sıra bölgeye Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda çalışan memurlar, teknik uzman, sağlık tesislerinde çalışacak doktor ve hemşireler ile inşaat işlerinde çalışmak üzere teknisyenleri de nakletti. Bölgedeki Rus varlığının daha da artmasından endişe ediliyor. Uluslararası Avrasya Basın Vakfı Başkanı Karabağlı Umud Mirzayev, yapılan anlaşmaya göre Rus barış gücünde 1960 asker olmalı. Sayının 5-10 bin olduğunu düşünmüyorum, ancak Ruslar daha çok adam gönderdiler. Rusların nezareti altındaki arazilerde Ermenilerden kalan silahlı kuvvetlerin tamamen çıkarılması gerekiyordu. Rus kumandanlığı Ermenistan istihbaratçılarına çok hoş davranıyorlar. Dağlık Karabağ'ın bayrağı altında, muhtelif pozlar veriyorlar, bunlar gönül açan meseleler değil. Azerbaycan ordusu Türkiye öncülüğünde, bölgede Türk askerlerinin çok olmasına öncelik verilmeli. Bu konuda kararların alınması gerekiyor diye konuştu. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.